Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biadedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha. Aziz ve muhterem ağabeylerimiz, 2021 yılı Ramazan ayının 27. gecesi, İştirak eden bütün ağabeylerimizin kandil Leyla-i Kadri'ni tebrik ediyoruz inşallah. 19. sözden Şener abiyle devam ediyor, özür diliyorum. 11. sözden bugün okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi ve duhaha vel kameri izâ telâhâ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا İlâ âhiril âye. Ey nefsim ve ey arkadaşım! Aklınızı başınıza toplayınız. Sermaye-i ömür ve istidad-ı hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat-ı faniye ve lezzet-i maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz. Ey gafil nefsim, senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırrı hakikatını, hem hayatının kemali saadetini bir derece anlamak istersen, bak, senin hayatının gayelerinin icmali 9 emirdir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla esma-i kudsiye-i ilahiyenin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı akdesi o esma ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşhirgâh-ı dünyada mahlukat nazarında esma-i ilahiyenin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü, lisan-ı hal ve kalinle Halık'ının dergâh-ı rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat asarını gösterdiği gibi sen dahi esma-i ilahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassatıyla bilerek süslenip o şahid-i ezeliğinin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen haliklerine tahiyyatları ve rumuzat-ı hayatiye denilen sanilerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen vahibül hayata arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid-i kıyasi ittihaz ile Halık-ı Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını ve şuur-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın
ve cüz'i ilim, ilmin ve cüz'i iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından, şu kasr-ı alemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde, şu alemin ustasını o nispette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dil ile Halık'ının vahdaniyetine ve Sani'nin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, aciz ve zaafın, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i ilahiye ve gınay-ı Rabbaniye'nin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın enva-ı miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır, onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gınay-ı ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir. Evet, şimdi Allah razı olsun, derse başlamadan önce iki noktanın altını çizmek gerekiyor. İşte bu gece Kadir Gecesi. Cenab-ı Hak dergah-ı izzetinde ibadetlerimizi, taatı, istiğfarlarımızı kabul ve ihsan buyursun. Gecenin fazileti, Kadir Gecesi'nin fazileti Kur'an'la tebşir edilmiş, müjdelenmiş. İçinde Kadir Gecesi olmayan 1000 aydan malum 83 seneden hayırlı. Bak, bak. Şimdi nasıl bir bereket, nasıl bir rahmet, Allah'ın nasıl bir ata ve ikram ve ihsanı. Bak. Şimdi Cenab-ı Hak ömrümüzü uzun etsin, istikametten de ayırmasın. Mesela bir Müslüman 70'e, 80'e, 90'a doğru gitse, 80 sene, değil mi? 10-15 seneyi ayır, ondan sonra 20 seneyi ayır. Bakın, 50 sene, 70 sene Ramazan yaşamış. Ömründe 70 kere Kadir Gecesi'ni yakalamış. Bakın, bu hayat-ı bakiye noktasından nasıl bir devlettir, nasıl bir servettir? Allah'ın nasıl külli ve muhit, bütün Müslümanları ihate eden bir ikram ve ihsanıdır. Bu ihsandan dolayı Cenab-ı Allah'a nihayetsiz hamd ediyoruz. Minel ezel ilel ebed. Şimdi zaman zaman ifade ediyoruz. Bu nokta çok önemli. Yani mücerret manada mekan ve zamanın bir kutsiyeti yoktur. Hakkat noktasında mekan ve zaman bir zarf gibidir. Zarf içindeki mazruftan, içindekinin kıymetiyle kıymet taşır. İçindekinin keyfiyetiyle büyür, intişar ve inkişaf eder. Bu bir kanun, değil mi? Mesela işte fakir fukaraya sadaka veriyorsun, zarfa koydun. İki tane zarf var. Birinde 10 lira, öbüründe 100 bin lira. Bak, mazruf. İçine koyduğun paranın keyfiyeti, pahası ne kadar yüksekse o zarf da nedir? O ölçüde kıymet ve itibar kazanır. Şimdi bu noktadan bakınca, bakın, bu gecenin özelliğine bak. İşte bu gece bir zarf. Kadir Gecesi bir zarf. Mazruf ne? Bu gece Kur'an inzal oldu. Kur'an'ı içinde taşıyan bir gece olmuş olduğu için bu gecenin şerefi Kur'an'ın lisanı ile 1000 ay, 83 sene. Şimdi bu manayı öyle mütefekkirane açarak ifade edersek, demek ki zarf kadr ve kıymetini, itibar ve şerefini mazruftan alıyor. İşte Medine. Medine bir zarf. Mazruf, kainatın incisi orada. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın mescidi. Kubbe-i Hadra. Kabir-i Şerif orada. Demek Medine'nin kadr ve kıymeti, itibar ve şerefi mazrufundan geliyor. Bak, kainatın ilcisi Efendimiz orada Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şekilde Mekke'ye bakın.
Mekke'de bir zarf. Mazruf, Beytullah orada, Kabe orada. Bakın. Şimdi bakın, tefekkürümüzü derinleştirerek biraz daha ifade edersek, Kur'an o gece, bu gece indi. Bu gece indi. Ve bu gece Allah indinde kadri ve kıymeti, fazileti yüksek bir gece oldu. Bakın, Kur'an geceye iner, geceyi bu derece şereflendirirse, peki Kur'an'ın envar, esrar, hakikat ve marifeti, füyüzatı, manaları ve manaların tabakatı, değil mi? Kalbi insaniye inse, o kalp nasıl olur? O insanın meleküt alemi hangi keyfiyete çıkar? İşte Kur'an semadan inerken, değil mi? Ruh-i zeminde Kur'an mazruf olarak kime indi? Bakın, peygamberimizin kalbine. İşte ya, Resulullah'ın kalbi. Kalbi Resulullah. Ya. Fazileti, kemalatı, Allah'a kurbiyeti. Demek bu noktadan bakınca Allah indindeki peygamberimizin kadir ve kıymeti, itibar ve şerefi, fahri kainat, Habibullah. Ha. İşte Resulullah'a inmiş, o keyfiyeti tarife mecal yetmez, lisanlara ulaşmaz, fikirler yetişemez. Ama bak, bir mümin, bir Kur'an'ın envar, esrar ve hakikati bir müminin kalbine inerse, o kalbinde o manalar intişar ve inkişafla, inbisatla açılırsa, o müminin kalbi nasıl olur? Hangi keyfiyete yükselir? Bakın, İbn-i Mace'de bir hadis var. Hadis çok canlı bir dikkat. Peygamberimiz aleyhisselam Kabe'ye bakmış. Beytullah, Kabe. Ne demiş? Ey Kabe, şüphesiz, kuşkusuz, Allah seni, ey Kabe, Allah seni çok şerefli, çok hürmetli, çok azametli kılmıştır. Peygamberimizin Kabe'ye müteveccih beyanı. Ey Kabe, Allah seni çok şerefli, çok mükerrem, hürmetli, çok azametli kılmıştır. Bakın şimdi hadisin devamına. Fakat mümin, ey Kabe, fakat mümin senden daha hürmetli, daha saygı değerdir. Bu hadis İbn-i Mace'de var. Bak, niye mümin daha hürmetli, daha saygı değer? İşte kalpte iman var ya, o kalbin içerisine Kur'an'ın hakikatleri nakş olmuş. İşte bu itibarla bakınca kalp nazargah-ı ilahidir. Kalp nazargah-ı ilahidir. Demek ki Allah'ı bilen bir kalp. Kur'an'ın envar, esrar ve hakikatlarında ya, istadı nispetinde külliyete çıkan bir müminin Allah indindeki hürmeti, saygıdeğer keyfiyeti ya, ne kadar yükseklere çıkıyor ya. Bakın, Kabe'yi Hazreti İbrahim yaptı ama insan kalbini Allah yarattı. İşte nazargahı ilahi olan şu kalbimizi bu gecenin hürmetine ve şerefine, Kur'an-ı Azimüşşan'ın envar, esrar, hakikatlerini Cenab-ı Hak kalbimizde tam tavattül etsin, tam nakş etsin. Aklımızda, kalbimizde, ruhumuzda, latifelerimizde envar ve esrar Kur'an'ın hakikatlarını, manalarından, feyizlerinden bizi ziyadesiyle hissedar kılsın. Bakın, Buhari'de, bak, Buhari'de meşhur bir hadis var. Peygamberimiz buyuruyor ki, kim Kadir gecesini faziletine inanarak, bak şimdi biz faziletine Kur'an'la inandık. 83 seneden hayırlı. Kur'an kalbe inerse o kalbi ne yapar? Hangi keyfiyete yükseltir? Diyor ki Peygamberimiz buyuruyor ki kim Kadir gecesini faziletine inanarak
ve alacağı sevabı da Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse, işte bu gece Cenab-ı Hak onun geçmiş günahlarını bağışlar. Şimdi biz bu hadisi amel edelim inşallah. Bu gecemizi ihya edelim. Bakın yatsıyı kıldık, teravihi kıldık. Şimdi marifetullah'tan ders okuyoruz. İman hakikatlerinin talimiyle meşgul olacağız. Sonra da efendim teheccüd namazı var, zikir ve tesbih var. Bu geceyi ihya ettiğimizde edersek bu hadise mebni, işte ya Rabbi Resulullah böyle buyurmuştu. Biz de bu hadise mebni amel ettik. Senin rahmetinden, senin inayet ve lütfünden bekliyoruz ki sen bütün ümmeti Muhammed'i affedesin ya Rabbi. Hazreti Ayşe buyurdu ya Resulullah, ben Kadir gecesine ulaşırsam ne yapayım? Peygamberimiz ne dedi? Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, bizi affet. Beni demiyorum, bizi. Bütün ümmeti Muhammed'i affet. Allah bütün ümmeti Muhammed'i affetsin. Kur'an'ın envar ve esrar hakikatını kalbimize nakşetsin. Bizi son nefese kadar Kur'an'la, imanla, hizmet-i iman ve davay-ı Kur'an'i ile lebelep dolu olarak meşgul etsin. Ayağımızı kaydırmasın. Bu nokta birincisi. İkincisi, Mescid-i Aksa bizim ikinci kıblemiz. Allah bu zalimleri, bu Yahudileri Kahhar ismiyle en yakın bir zamanda kahrı perişan etsin. Biz rahmet ilahiden ümit ediyoruz ki bu Kudüs'ün, Kudüs-ü Şerif'in anahtarı bize nasip olacak. O kapıları biz açacağız. Cenab-ı Hak bu ümmetin içerisinde daha çok Selahaddin Eyüpleri çıkartacak. İslam'ın ila ve ifkasını, İzzet-i Diniye'nin kutsiyetini, Şahmet-i İmaniye'nin yiğitliğini biz o zalim kavmi, o zalimlere göstereceğiz Allah'ın an ve inayetiyle. O günler yakındır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bekliyoruz ki bize bu nimeti pahalı satmasın. Kudüs tekrar alem-i İslam'ın envar ve esrarı içerisinde o taşıdığı tarihi keyfiyet ve manevi hususiyetini ta kıyamete kadar Müslümanlarla devam ettirsin. Bunu da bu gecenin hatırına Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bekliyoruz. Cenab-ı Hak bu zalim kavmi kahrı perişan etsin. Kahhar ismiyle hem dünyada zaten hem ahirette belli de dünyada dahi bunları zulüm, bu zalimleri yani burunlarını süssün. Yani perişan etsin. Alem-i İslam'ı da inşallah güldürsün. Evet, şimdi dersimize başlayalım. Şimdi bu ders 11. sözdeki bu efendim emirler, 9 emir değil mi? Bunu okuyoruz. Okuya bakalım. Başla bakalım. Ey gafil nefsim, senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırrı hakikatını, hem hayatının kemali saadetini bir derece anlamak istersen, bak, senin hayatının gayelerinin icmali 9 emirdir. Şimdi burada şu gaye, hayatın gayesi, bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Bak, yani Allah bize akıl, şuur, mantık ve muhakeme verdi ya, hayatın gayesine. Niye yaratıldın yani? Varlığının esprisine. Şimdi kainatta bir kanun var. Eşyaya gayesi için itibar ve iltifat edilir. Bu bir kanun. Eşyaya gayesi için itibar ve iltifat edilir. Bunu çoğu zaman ifade ediyoruz. Birçok sohbetlerde işledik. İşte şu gözlük. Şu gözlük. Düştü, kırıldı. Hem camı gitti, hem çerçevesi gitti. Artık gözlük paralandı, paramparça oldu. Artık gözlük bakın gayesine hizmet etmiyor. Ne yapıyoruz? Süpürgeyi getir. Süpür. At çöpe. Elinde bardak var. Su içerken elinden kaydı ve düştü. Kırıldı, paramparça oldu. Bardak gitti. Gayesine hizmet etmiyor. Onu da süpürür, çöpe atarız.
insanın yaratılış gayesi. İnsanı Allah marifet ve ubudiyet, ibadet için yaratmış. Varlığımızın esprisi bu. Gayeyi unutan her şeyi unutur. Gayesini bitiren biter, dünyada biter. Ahirette zaten bitiyor, tamamen mahvolup gider. Onun için bizi biz yapan kuvvet gayemizi unutmamak. Biz marifet ve ibadet için yaratıldık. İnsan gayesini unutursa o zaman insan, bakın, pislik makinesi olur, fışkı arabası olur, yer ve tüker. Tuvalete çalışır. Bu ders hakikat noktasında bir ömür boyu tezekkür ve tefekkür etmemiz lazım gelen bir derstir. Hayatın gayesini Üstad Hazretleri burada 9 emirle ifade etmiş. Evet. Kısaca. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. Bakın şimdi Cenab-ı Hak insanı ismi camiye mâkes ve aynı olarak yaratmış. İnsanda her pek çok duygu hakikat noktasında bir terazidir. Terazinin keyfiyeti nedir? Terazi tartar, tanır, ölçer. Şimdi insanda yüzlerce duygu var. Bakın. Bunların hepsini ifade etmek çok da ama uzun gider. İnsanda Allah'ın bize bahşetmiş olduğu terazilerin, duygular terazilerinin en birincisine akıl ya. Akıl nasıl bir terazi ya? Temyiz onda, tefrik onda, tasrif onda, tahlil onda, mukayese onda. Farkı fark ettirecek farkları bilmek, anlamak, kavramak, tanzim ve tertip etmek, istat ve kabiliyeti kime verilmiş? Akla verilmiş ya. Akıl nasıl bir terazi? Peki Allah mesela dil nasıl bir terazi ya? Allah Allah ya. Dünyada ne kadar taam, bağ, bahçe içerisinde meyveler, sebzeler, yenilecek gıdalar varsa dil anında test ediyor. Bu acı, bu zehir, bu zukkum, bu bayat, bu yanmış, bu kokmuş, bu tefessü etmiş, bu leziz, bu muhteşem, bu mükemmel, bu acı, bu ekşi anında. Niye? İşte bu terazilerle Cenab-ı Hakk'ın hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tart. Allah bizi ülfetten muhafaza etsin. Dün bir yere gittim pazara, böyle güzel büyük karpuzlar var ve baktım ya Allah Allah ya. Nasıl sanat ilahi ya. Allah bizi ülfetten muhafaza etsin ya. Şu rengine bak ya. Sübhanallah. Nasıl ambalajlanmış, nasıl paketlenmiş. Ya bak. Kast ya. Allah'ın sanatı ya. Böyle dedim ya. Kıyamadım ya, nasıl keseyim bunu ya. Allah'ın bir hediyesi, ikramı ya. Tamam bize de ya. Yani şuna bak ya. Şu nimete bak ya. Allah Allah. Tart. Bütün dünya bir araya gelse bir karpuz yapabilir mi? O karpuzun arkasında Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretinin tecellisi var. O karpuzun yaratılışının arkasında Cenab-ı Hakk'ın mutlak rububiyeti var. Yer ve göğü içerisindeki eşyayı tedbir, tanzim, tertip, teşkil etmeyen bir karpuzu bir çekirdeği yaratabilir mi? Ya. O karpuzun arkasında nihayetsiz hikmete medar güzellikler var. Rahmetin tecelliyatı var. Rezzak isminin tezahürü var. Bakın ya. Cenab-ı Hakk'ın pek çok esmasının tecellisine mâkes ve aynı olmuş ya. Tart ya. Şu kainat. Daki nimetleri tart. Rahman'ın iltifatlarını gör. Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarını temaşa et. Ya. Maddi ihsan, manevi ihsan. Bak bu gece manevi bir ihsan. Bu gece manevi bir
manevi bir ihsanat. Ya bak, Allah müminleri ne yapıyor inşallah. Ramazan'a saygı duyan, orucunu tutan, namazını kılan, ibadetini yerine getiren, bu geceyi ihya edenleri Allah ne yapıyor? Affediyor ya. Hele bu rahmetin büyüklüğüne bakın ya. Ha. Demek bizim birinci vasfemiz nimetleri tartmak ve küllü şükretmektir. Tabii şükrün çok tabakatı, çok mertebesi var. Ama fıkıh diliyle küllü şükür nedir? Küllü şükür eşittir, namazdır namaz, namaz. Bak. Şimdi 9 emir, hayatın gayesi. Birincisi, nimetleri tart. Ve Allah'a küllü şükür et. Yani ve me halaktul cinneleniz illa leyabudun. Bak, bu ayetin manası. Biz Allah'a ibadet için yaratılmışız. Birinci gaye bu. İkinciye geçelim. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla Esma-i Kudsiye-i İlahiye'nin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı Akdes'i o esma ile tanımaktır. Ya ikincisi bu. Bakın şimdi Cenab-ı Hakk'ın her bir ismi Kemalat-ı İlahiye'nin bir ünvanıdır. Her bir Esma-i İlahiye Allah'ın kemalatının bir ünvanıdır. Şimdi ikinci vazifemiz gizli definelerini aşmak. Gizli defineleri aşmak, mesela kainata bakın. Cenab-ı Hak küre-i arzı yaratmış. Küre-i arzdaki gizli defineler, rahmet hazineleri var. Allah'ın kerem nimetleri var. Şu anda ilimle, teknolojiyle ortaya çıkan nimetler var. O nimetlere baktığımız zaman, o nimetlerin arkasında Cenab-ı Hakk'ın neyini görüyoruz? Fiili esmasının tecellisini görüyoruz. Bunları açacak, tanıyacak, o nimetlerin arkasındaki manaları, marifetullah manasında tezekkür ve tefekkür edecek istat ve kabiliyet kime verilmiş? İnsana verilmiş ya. Her bir esma-i ilahiye Allah'ın kemalatına bir ünvan olduğu için kainatta, kainattaki tasarrufat ve rububiyetin arkasında fiili esmanın tecelliyatını oku. Esmanın definelerini aç, Zat-ı Akdes'i o esma ile tanı. İsmi Hakim. Ya. Bak, İsmi Hakim nedir? Ya bak, ışık verir. Yol gösteriyor. Ya. Ha. Dolayısıyla kainat kitabında, kainat kitabında Cenab-ı Hakk'ın fiili esmasına medar güzellikleri anlayacak, kavrayacak, tartacak, bilecek, temyiz edecek. O nimetleri, değil mi? Çıkartıp teşhir edecek istat ve kabiliyetler kime verilmiş? İnsana verilmiş. Demek esmanın definelerini aşmak bizi nereye götürüyor? Marifetullah'ta derinleşmeye götürüyor. Şimdi bu iki emri yan yana getirdiğimiz zaman biz ibadet için ve biz bir de marifet için yaratılmışız. İki emir buna bakıyor. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki münteşir isimlerinin tecellilerini oku. Oku, temaşa et. Yerde ve gökte. Allah Allah. Sani-i Zülcelal'in fiili esmasına medar güzellikleri, sanat harikalarını, mucizelerini yap? Tefekkür ve temaşa et. Bu da ikinci görevimiz. Biraz kısa geçiyoruz. Evet, devam edelim. Üçüncüsü, şu teşhirgâh-ı dünyada mahlukat nazarında Esma-i İlahiye'nin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Ya şimdi mahlukata nispeten, bu üçüncü nokta önemli. Yani mahlukata nispeten Allah insanlara ne vermiş? Az düşün. Allah Allah. Ya. Bütün kainat bir tarafa, tek bir insan öbür tarafa. Hangisi ağır? Hangisi keyfetti? Hangisi hayattar? İnsanın hakikati. Kainatın fevkinde büyük. Ben bu zaman zaman ifade ediyorum. Bazı şeyleri tekrar etmek israf değildir. Tekrarda teyit vardır. Tekrarda tahkim vardır.
tekrar binadır, tekrar inşadır. Tekrar kemalatın insan alemindeki tezahür ve tecellisine yapar, kuvvet vermiş oluyor. Şimdi bakın, Cenab-ı Hak insana ne vermiş? Ben bazen ifade ediyorum, yani bir çiviyi duvara çakmak, en basit bir iş. Duvara çak. 10 yaşındaki bir çocuğa verirsin çiviyi, iki tane çekişe duvara çakar. Bakın şimdi, basit bir iş yani. Bir çiviyi duvara çakmak. Bütün mahlukatı hayalen böyle karşına alır. Fert değil, nevleriyle, develer, koyunlar, uçanlar, kaçanlar, sürünenler, karada, denizde, deryada, Allah'ın yarattığı milyarlarca mahluku hayalen getir. Hepsi kafa kafaya versinler, koalisyon kursunlar, baş başa versinler, bir araya gelsinler, şu çiviyi duvara çaksınlar. Çakabilirler mi? Yok, çakamazlar ya. Demek tek bir insana verilen, bütün canlılara, bütün mahlukata, bütün hayvanata verilenden daha kıymetdar, daha büyük, daha şerefli, daha âli, daha yüksek. İşte insanın hakikati. İşte insan mükerrem arşında yaratılmış. Lakat kerremne beni Adem'e. Allah insanı en mükerrem yaratmış. Demek insanın hakkını bir tarafa, bütün kainat o tarafa, öbür tarafa koysa teraziye insan ağır basar. İşte bu üçüncüsü mahlukata nispeten mukayese. Ya Allah bize ne vermiş ya? Bunu bileceğiz ki, değil mi? Kadir ve kıymetini anlıyoruz. Bak. Çocuğu getir saraya sok. Değil mi? Saraydaki altınları aç. Aç böyle. Yere ser. Çocuk ne yapar? 5 dakika o altınları bilye gibi oynar, öbürüne çatar, duvara atar, fırlatır. Çıkarken Yahudi gibi ceblerine, içlerine doldurup çıkar mı? Çıkmaz o. Bak, çocuk da kadir ve kıymet bilmiyor ki. Raşit değil. Allah bizi raşit etsin bakın ya. Ya kainatta mahlukata verilenden daha fazlası tek bir insana verilmiş. Bu bir nimet-i azmedir. Bu nimet de neyi gerektiriyor? Şükrü, taatı, itaati, inkiyatı gerekli kılmış oluyor. Devam edelim. Dördüncüsü, lisan-ı hal ve kalinle Halık'ının dergah-ı rububiyetine, ubudiyetini ilan etmektir. Hal ile, kal diliyle dergah-ı rububiyete, ubudiyetini ilan. Halimizle, kalimizle ya Allah'ın rububiyetine müteveccih olacağız ya. Biz kulluk için yaratılmışız. Hal ile kalın birbirini ne yapması lazım? Tahkim etmesi lazım. Ya. Evet. Hem lisan-ı hal ile hem de lisan-ı kal ile Allah'ı tesbih, ibadet, dua, iltica için yaratılmışız. Bu manayı ilan etmek, bu manaya medar mazhariyetimizi büyütmek lazım ve elzemdir. Bu da ne? Dördüncüsü, evet. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat asarını gösterdiği gibi sen dahi Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassatıyla bilerek süslenip o şahid-i ezeliğinin nazar-ı şuhub ve işhadına görünmektir. Şimdi dikkat ederseniz üçüncüsü mahlukata nazaran bize verilenler. Ama bu beşincisi, bakın ya beşincisi, Allah bizi izliyor. Allah rakiptir. Allah habirdir. Allah alimdir. Allah şahittir. Allah şuhuttur. Her şeyden haberdardır. Her şeyi gören ve bilendir. Askeriyede iki flama arasındaki yürüyüş var ya, değil mi? 3 ay talim giriliyor. 3 aydan sonra iki flama arasında yürüyüş, askerliğini tescil. Artık acemilik bitmiştir. Bu adam raşit olmuştur. Asker olmuştur bakın. Yürüyüş. İşte insan ömrü iki filama arasındaki bir yürüyüş gibidir. Allah'ın nazar şuhuduna görünmek.
Nasıl görüneceksin ya? Nasıl bir kul? Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Bakıyorsun, gözü göz değil, özü öz değil, sözü söz değil. Yalan, yanlış, küfür, isyan, gavavet. Haddini aşmış, çizgiden taşmış. Hayvandan da aşağı. Allah'ın nazarı şuuruna görünmek ve iman ile. İşte müminin yürüyüşü bu. İmanla yürüyecek. Elimizden geldiği kadar huzuru ve şuhudi bir yürüyüş. Ya. Değil mi? Ya. Sen Allah'ı görmesen bile Allah seni görüyor ve biliyor ya. İmanla yürüyüş. İstikamette yürüyüş. Ya. Şakirane diyoruz zaten. Şükreden bir kul olarak yürümek. Ya. Mütefekkirane tefekkürle yürümek. Ya. Müsebbihane tesbihle yürümek. Ya. İstikamette yürümek. İfrat ve tefrite düşmeden. Haza sırat-ı müstakim. İstikamet üzerine yürümek. Başka? Ya. Minnetterane yürümek ya. Bakın ya. Ne varsa sevdiğimiz, beğendiğimiz, ikram ve ihsan ettiğimiz enfusi ve afaki bütün nimetler kimin? Allah'ın ya. Bütün nimetleri Allah bizim başımıza bağlamış. Demek bizim sani-i zülcelal olan Allah'ın nazar-ı şuhuduna görünecek bir kul. İşte bu imandır, bu ihlastır, bu istikamettir, bu sadakattır, bu tesbihtir, bu tazimdir, bu ilticadır, bu istiğfardır, bu minnettarlıktır. Bu bütün aza ve cihat duygularıyla Allah'a müteveccihen ya yürümektir. Allah bu yürüyüşte bizi tam müstakim kılsın, ayağımızı kaydırmasın. Bu gecenin hürmetine. Hiç olmazsa bundan sonraki ömrümüz bu manaya tam masaddak ve makes olsun. İnşallah Rahman. Evet. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen halıklarına tahiyyatları ve rumuzat-ı hayatiye denilen sanilerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen vahibül hayata arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir. Şimdi bütün hayat sahipleri hayatının, bütün hayat sahiplerinin hayatının tezahüratı nedir? Bakın, ettahiyyatü lillah'tır. Bakın. Bütün mahlukat lisan-ı hal ile, lisan-ı kal ile istat ve kabiliyetinin açılımı nispetinde Cenab-ı Allah'ın sanatını, maharetini, rububiyete medar güzelliklerini fiilen ne yapıyor? Dergah-ı izzete takdim etmiş oluyor. Bir kere bunu anlamak. Yani bütün mahlukat müsebbihtir. Bütün mahlukat sani-i zülcelal'ın Allah'ı ne yapıyor? Tahiyyat ile tesbih ve sena ediyor. Bu nokta bir. Bütün mahlukatın tesbihatlarını bakın. Tesbihatlarını okuyalım. Tahiyyatlarını semerat ve hayatı gayelerinin, hayatlarının gayelerini Allah'a takdim etmek. Bak. Demek bütün mahlukat bu mana için yaratılmış. Ve bir de bütün mahlukatın hayatının gayesi arz-u ubudiyet olduğu için yani ve in min şeyin illa yusabi hamdi sırrıyla her şey yaratılan her mevcut Allah'ı tesbih ediyor ya, her şey müsebbihtir. Allah'ı zikrediyor, sena ediyor. Allah'ın sanatını, maharetini, rububiyetine medar, rububiyetin güzelliklerini istat ve kabiliyeti donatımı nispetinde dergah-ı izzete takdim etmiş oluyor. İşte bunları arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek. Burada tefekkür noktasında kainat boş değil. Kainat hedefsiz ve gayesiz değil. Kainat müsebbih Allah'ı tesbih ediyor. Bütün mevcudat
Ettahiyyatü lillah diyor. Bu manayı müşahede etmek, tefekkürle görmek ve göstermek. İşte bu mananın hakikatını da başkalara da tamim etmek, duyurmak gibi de bir görev ve sorumluluğumuzu da asla unutmamamız gerekmektedir. Evet. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid-i kıyasi ittihaz ile Halik-i Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Şimdi Cenab-ı Hak insana bazı istat ve kabiliyetler vermiş. Bu istat ve kabiliyetlerin esma noktasından, tevhid noktasından bakınca bunlar nedir? Vahid-i kıyasidir. Sendeki küçük nümuneler ile Cenab-ı Allah'ın muhit ve külli isimlerinin tecelliyatına vahid-i kıyası ile ne yapmak? Ya, izan derecesinde, ikan derecesi yükselebilecek bir keyfe de çıkmak. Üstad bunu Risale-i muhtelif yerlerinde ifade etmişti. İşte ben şu sarayı nasıl tanzim ve tertip ettim? İşte sarayın avizesi var, gece lambası var, halısı var. Bak, bu vahid-i kıyas. Ben şu köşkü, şu sarayı gayet müzeyyen, gayet mükemmel, gayet tertipli, planlı yaptım. Bu benim maharetimi, istat ve kabiliyetimi, fikirdeki dirayetimi, ilimdeki rusuhiyetimi, sanattaki derinliğimi gösteriyor mu? Gösteriyor. Vahid-i kıyas. Kainat da muazzam ve muhteşem bir saray. İşte güneş bizim avizemiz. Kamer bizim gece lambamız. Bahar bizim halımız. İşte ben bu taşı nasıl kaldırıyorsam, bu taş benim kudretimi gösteriyorsa, güneşleri, yıldızları, galaksileri kaldıran Allah'ın sonsuz kudretine bak. Muhit rububiyetine bak. Kainatta her şeyi ihate eden hikmete medar güzelliklerine bak. Her bir esmanın kainattaki tecelliyatına medar. Vahid-i kıyası noktasından ne kadar istat ve kabiliyetlerimizi açarsak o cihette Cenab-ı Hakk'ı evet şu alemin Rabb'ı saniyi ve ustası olan Allah'ın muhit sıfatlarını şu şuunat-ı mukaddesesini bu cihette bilebilecek vahid-i kıyası manasını Cenab-ı Hak bizim istatlarımıza bahşetmiş. Bu cihette biz Cenab-ı Hakk'ı kainatları kainatta muhit sıfat ve isimlerin tecellisiyle vahid-i kıyası ile ne yapmış oluyoruz? Elhamdülillah tanımış oluyoruz. Bu tanıma marifetullah'ta bizim külürleşmesine, izan, ikan ve yakin manalarının inkişafına elhamdülillah hizmet etmiş oluyor. Evet. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından şu kasr-ı alemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nisbette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Evet. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dil ile Halık'ının vahdaniyetine ve saniyinin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Şimdi Cenab-ı Hak bak, mütenevi mahlukat yaratmış. Bak, karalar, denizler, deryalar, bunların tabakaları içerisinde akla, hayale ulaşmayan ne kadar mahluk yaratılmış ya. Nev. Yani mikroorganizmalardan, virüslerden, tut. Ya. Tek hücrelilerden, amiplerden, biyoloji diliyle de memelilere kadar. Allah Allah. Sadece yani topraktan, sudan yarattığı, nurdan yarattığı da var. Elektrikten yarattığı da var. Manadan yarattıkları da var. Zulümattan da yarattıkları var. Bakın Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatın sayısını Allah'tan bana kimse bilmiyor. İşte bu mahlukatın hepsi bir dildir. Hepsi bir lisandır. Hepsi Sani Zülcelal Allah'ın kemalatını kendi istatlarının açığı nispetinde tesbih ediyor. Kemalat ilahiyenin güzelliğini teşhir ediyor, gözlere gösteriyorlar. İşte
Demek her bir mahlukata mahsus bir dil var, bir lisan var, bir tesbih var. Onlar mütenevi kainat, mütenevi dillerle Zat-ı Akdes'i tesbih ediyor, tahmid ediyor. Cenab-ı Hakk'ın onlara bahşettiği nimetlerin diliyle Allah'a, Allah'ın vahdaniyetine ne yapmış oluyorlar? Delil hüccet oluyor. İşte bunlara dair manevi sözleri, tesbihleri anlamaya, hiç olmazsa duymaya, hiç olmazsa bu manalayı tezekkür etmeye medar da bir görev ve bir sorumluluğumuzun olması da gerekiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki bakın, hayvanlar da ümmettir. Şeriat-ı fıtri içerisinde onlar da Allah'ı tesbih ediyorlar. Her şey müsebbihtir. Her şey Allah'ı zikrediyor. Her şeyi kemalat-ı ilahiyeyi akıl gözüne göstermiş oluyor. Demek bu noktada kainatı ve kainat içerisindeki mevcudatı, mevcudat içerisinde her bir mahlukun, her bir mevcudun istat ve kabiliyeti içerisinde tesbih, Allah'ı sena ettiğini bilmek, anlamak ve kavramak gibi bir görev ve sorumluluğumuzu da 8. emir içerisinde müşahede etmiş olacağız inşallah. Evet. 9. Acz ve zaafın, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i ilahiye ve gına-i rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Şimdi bu da çok önemli. Kulluk nedir? Kulluk Allah'a karşı acz, fakr, naks ve kusurunu bilmektir. Ya Allah'a karşı aczini, fakrını, naks ve kusurunu bilmektir. Ha. Bildiğimiz zaman ne oluyor? Bakın şimdi izah ediyor. Evet. Mesela, nasıl ki açlığın evet, dereceleri nispetinde ve ihtiyacın enva-ı miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır, onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gına ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. Bakın bir de oku, cümleyi bir de oku. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın enva-ı miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır, onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla. Şimdi insan, şimdi bakın insan nihayetsiz acz ve fakr üzerine yaratılmış. Ha, fıtratımız bu. Tabiri caizse insanın iki kanadı var. Acz ve fakr. Acz ve fakr bizi nereye götürüyor? Nereye götürmesi lazım? Bunu da çok mütefekkirane tefekkür etmek durumundayız. Acz ve fakr kanadı ile devam et. Nihayetsiz kudret ve gına-i ilahiyenin derecatını, nihayetsiz kudret ve nihayetsiz Allah'ın gınasının, rahmetinin, ikram ve ihsanının bolluğunu neyle anlayacağız? Acz ve fakrımızla, naks ve kusurumuzla. Evet. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir. Şimdi bakın, Üstad diyor ya, semadaniyetin aynadarlığı kolay iş değil. İnsan semadaniyetin aynadarlığına makes ve ayna olarak yaratılmış. Bizim sair bütün mahlukata nispeten semadaniyete samet olan Allah'a aynadarlığımızın sır ve şifresi acz, fakr, naks ve kusurdur. Bakın. Şimdi ben bazen misal veriyoruz. Mesela askeriyede bir adam asker, nefer. Şimdi askeriyede ne diyorlardı? Er nedir, nefer nedir? Keple putin arasına sıkıştırılmış, karnı kuru fasulye doldurmuş vatandaş. Er ölmez, er uyumaz, er... Ya. Er şöyle, er böyle. Bak. Ama bir de kumandan var. Ordunun başında efendim general var. Şimdi general mı devlete daha çok muhtaç, yoksa nefer mi? General muhtaç ya. Generala ordu lazım, kışla lazım, asker lazım, teçhizat lazım, 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 say gitsin. Şimdi insan
arzın halifesi. Allah Allah. Bak, insana ne lazım? İşte insana kainat lazım. Allah kainatı koydu önümüze ya. Kainat insan fıtratının ihtiyacına rahmet ilahiyeden bir cevaptır. Bakın ya. Ya yerler ve gökler bizim emrimize tahsis edilmiş ya. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Sakara mı? Sakara ile ayetlere bakın. Yerleri ve gökleri, ya, geceleri ve gündüzleri, nimetleri başımıza bağlayan kimdir? Bizi yaratan ve yaşatan kimdir ya? Bakın. Hayvanata bakın ya. İşte, balıklara bakın ya. Kumların içerisinde yaşıyor. İnsana bakın ya. Bak. Yani insanın sofrasına bakın ya. Mide dairesi. Bak, mide dairesi. Avam için mide önde. Değil mi? Mide dairesi ya. Ya, ya. Her gün baklava da yesen üçüncü gün ana yeter ya. Artık burama çıktı. Hele kuru kelle soğanı getir. İnsanın sofrasına bak. Mide sofrası. Onu geç ya. Akıl sofrası. Şuur sofrası. İman sofrası. İbadet sofrası. Marifet sofrası. Şükür sofrası. Tazarru ve niyaz sofrası. Niyaz, ibadet ve kulluk sofrası. Bakın. Her latifeye medar Allah önümüze sofralar açmış. İşte bütün bunlar neyi gösteriyor? İşte insan semadaniyetin aynası olarak yaratılmış. Demek kulluğun esası Allah'a karşı aczını, fakrını, naks ve kusurunu bilmektir. Onun için Peygamberimiz buyuruyor, el fakru fahrin diyor. Usta diyor, yanlış anlama. Allah'a karşı fakrını hissetmek. İnsanlara değil yani. El fakru fahrın diyor Peygamberimiz. Ben Allah'a karşı fakirliğimle fahrediyorum, iftar ediyorum. İşte Cenab-ı Hak aciz ve fakrını, naks ve kusurunu bilen hakiki ve hakkattar kullardan eylesin. Bu gecenin hürmetine ve şerefine şu 9 emire medar güzellikler hayatımızın gayesinin icmarı olduğu için bu mana içerisinde Allah bizi yürüsün. Bu manalara masadek kılsın ya. Ve bu gecenin feyzinden, bereketinden bütün alemi İslam'ı, bütün Müslümanları affetsin. Buhari'deki bu hadise mebni biz de Cenab-ı Allah'ın rahmetinden bekliyoruz ki bu gece gecenin faziletine inandık. Bu geceyi ihya etmeye çalışıyoruz. Dergah izzetinde gecemizi kabul ve makbul eylesin ve bu gecenin hürmetine Cenab-ı Hak bütün geçmiş günahlarımızı meccenen affetsin. Yarın sabaha tertemiz, anasından yeni doğmuş tertemiz hayat sayfası berrak müminler olarak bize öyle bir muamele etsin. Hüsnü zannın en güzeli Allah'a karşı olandır. Onun için biz bunu rahmet ilahiden istiyoruz. Bekliyoruz. Cenab-ı Hak da Kadir-i Kayyum'dur. Dualar sabaha kadar devam edecek. Bu dualar içerisinde Allah ümmeti Muhammed'e kurtuluşlar versin. Bu hastalıkları da alem-i İslam'ın lehine çevirsin. Bu Yahudilerin ihanetlerine karşı da dünyada da Cenab-ı Hak en kısa zamanda onları kahru perişan eylesin. Kur'an'ın hatırına, Resul-i Ekrem'in şerefine, bu gecenin hürmetine zalimlere fırsat vermesin. İslam'ı ila ve ipka noktasından da bizim hamiyetimizi, gayretimizi, aşkımızı ziyade kılsın. İstikametle son nefese kadar bizi hizmet-i iman ve davayı Kur'an'da daim ve kaim eylesin. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ve Salavat.